Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cuma şey yaptığınız için müzakere olmuyor şimdi. Geç kaldınız. O zaman biz şey yapacağız. Psikoloji yapacağız. Hazırlık olmadığı için. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl ki fiil organların bütünlüğe getirdiği gibi, fiil var ya mesela, elimi kaldırıyorum. Elimi kaldırmam için bu kadar farklı farklı organlar var. Ciğerdir, böbrektir, akıldır, ayaktır vesaire. Fiil. Fiil vücudun bütünlüğüdür. Bunun gibi organlarla alakadar hislerin ve fikirleri ve de meyilleri de harekete getiriyor. Yani nasıl ki fiil bir davranış, mesela bunu yazıyorum veya yürüyorum. Yürümek çok güzel bir misal. Bu kadar aklı, hisleri, kasları vesaireleri harekete getirdiği gibi ama bütüne getiriyor. Şeyler de öyle. Organlarla alakadar hisleri ve fikirleri, meyilleri. Yani bu fiil aynı zamanda organlarla alakadar olan hisleri, duyguları, meyilleri de bütüne getiriyor. Onun için hareket şart. Yani Eyüp Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak diyor ki, ya Eyüp depren diyor. Yani hareket et. Hareketsiz insan buhran geçirir. Hiç şansı yok. Başka? Esma-i Hüsna'nın en cami aynasıdır amel. Başka? Enenin yani meculun nur ve mananın bütünlüğüne şahsiyeti Muhammediye deniyor. Enenin yani meculun nur ve mana bütünlüğüne şahsiyet-i Muhammediye deniyor. Bunun maddi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam aynadarlığı ise amellerde tezahür ediyor. Amelde tezahür ediyor. Başka, mülkten meleküte geçmenin şifreleri şifrelenmektir. Mülkten melekuta geçmenin şifrelenmektir. Yani şimdi hiçbir şey yok. Duruyorum böyle. Bir hareket yapıyorum, bir anlam oluyor. Batıl veya doğru. Mülkten melekuta geçmenin şifreleriymiş bu hareket. Aslında bizim batında olan gizli şeylerin ötelere taşınmasına sebebiyet veriyor fiil. İstikametin alameti ve simgeleridir hareket. Hareketten konuşuyorum. Neydi başlığı, onu okumadım. Hareket, istikametin alameti ve simgeleridir ve doğru düşünmenin zemini ve malzemeleridir. Fikirlerini genç tutmaya çalış, onun yolunda kendine, fikirlerine katkıda bulunmaktır. Hayattan bıkmış gibi olanlarda, hedefi olmayanlarla oturup kalkma. Hayatta bıkmış insanlar var böyle. Sakın ha, onlara oturup kalkma. Çünkü onların hedefleri yoktur. Ümitsiz, bedbin insanlarla sohbet etme. Daha çok işlerini seni bekliyor gibi davran ki öyledir. Yani işler seni bekliyor. Öyle davran ki zaten öyledir. Doğrularını kimseye doğrultma ihtiyacını duyma. Mesela diyelim ki kitap okuyorsun, namaz kılıyorsun. Namaz kıldığını acaba doğru kılıyor muyum diye kimseye doğrulatma. Çünkü bazı ahmaklar olur,
yani muvazenisizler olur. Senin o doğrunu kavrayamadığı için seni mesela misal söylüyorum. Bir namaz kılmanı, kitap okumanı bile doğrulamaz. Doğrulamayınca sende şüphe olur doğru bir şeyden. Sende şüphe meydana çıkar. Yani kesin doğru bildiğin şeyleri kimseyle meşveret etme. Doğrulattırma. Niçin etme? Bir muvazenesizliğe gelir, bir dengesizliğe gelir. Senin doğrularından da sen bile şüphe etmeye başlarsın. Sakın böyle bilgili insanlara, sırf bilgili insanlar itimat etmeyin. İlim ile dalalete giden çoktur. İlim ile küfre, dalalete hizmet eden çoktur. Münafık cahilden yapılmaz. Münafık cehaletle olmaz, biliyor münafıklık yaptığını. Cahil dahi olsa bir hakikata sadakat gösterenlerden dalalete giden yoktur. Mesela dağdaki ninelerimiz cahil insanlar var, köylü değil mi, böyle dindar. Örf-ü anane, dine bağlanmış. O insan cennete gidiyor ve dine zarar vermiyor. Hatta kendi dinine katkı yapıyor. Mesela Belam bin Bahura. Neydi o münafık? Abdullah, yok. Sebe var. Abdullah bin Sebe. Ubey bin Halef var. O var. Peygamber Aleyhisselam kendisi gebertmiş. Gibi. Kur'an'da da Belam bin Bahura. Bu adam ismi azama mazar. Abdullah bin Ubeyde. Ubey. Münafıkların başı. Ubey miydi? Ubey ben. Neyse böyle var yani, hatırınıza gelir. Bakın bunlar dev insanlar. Belam bin Bahura benim iyi kafam ve bunun gibi bir tane de var, Allah Resulü söylüyor. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki münafığı diyor peygamberimize, ben sana demesem sen dahi tanımazdın. İşte ilim adamı kurtarmıyor. İlim sıralamada 4. sıradadır. Sadakat 1'dedir. Ebu Bekir Sıddık. Sıddıkiyet başlığıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ömer'ül Faruk. Muvazene. Adalet demek, muhakeme, muvazene, siyak ve sibakı nazara alarak, yani denge adam, denge, muvazene. Rıfk, hilm, enfus, merhamet, şefkat, 3, Osman, Ali 4, ilim 4'tür. Peki bunlar nereden çıkartıyorsun? Camilerde bunların iş olsun, süsü olsun diye isimleri asılmamış. İslamiyet'in üzerine doğurduğu sacaya aktır. Allah yerine rahma koyamazsınız mihrapta, camide. Rahman, Rahim, Kerim, Ad. Lazım olur diye anlatıyorum ben size. Onun için uzatıyorum. Fiilden şey yapıyorum. Allah ismi camidir. Bütün isimleri cami olduğu için Allah konur, Rahman, Rahim konmaz. Muhammed yerine 55 tane ismi var. Muhammed, Mustafa, Ahmet, Beşir. Koysa olur mu? Olmaz. Mustafa koyamazsınız. Ahmet koyamazsınız. Mahmut koyamazsınız. Risalet Ahmediye, Ahmet koyamazsınız orada. Çünkü Muhammed Nuru, Muhammed'in ismidir. Çekirdeğin adıdır, insan ismi değildir o. O şecere-i hilkatın adıdır o, çekirdeğin adıdır. Bütün her şeyin yaratıldığı. Allah da bütün her şeyin, bütün isimlerin kaynağı olduğu için. Peki Ebu Bekir nedir? İslamiyet'in, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, İslamiyet'in temel vasfı, Peygamberimizin temel vasfı Allah'ına ve kitabına sıdıkiyet, Ebu Bekir aynasında gözükmüş. Sıdık. Ha? Ölçü, denge, hak sahibine hakkını verme ve muhakeme ve muvazene manasına gelen adl. Bak bakalım adaletle alakası var mı? Kayınbaşının, Ferdun Kayyum'un, hakimin adlı kudusu. At kelimesini okuyun. Adil. Şey yok değil mi?
Ferdun, hayun, kayyumun, hakemun, addun, kuddusun, alimun yok. Evet. Alimun yok. İlim yok orada. Altı tane esma-i sitede ilim yok. Mühendis bey, düşünüyorsun da Ferdun yok. Kayyum, Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemun, addun, kudus yok değil mi? Yok. Ad var. Ne yaptı? Üç, rıfk vesaire. Ha peki Hasan nedir? Hasan fedakarlığın simgesidir. Hakkından vazgeçme, fedakarlık. Hasan aynasında gözüküyor. Bu insan simgelemiyor. Bunda tezahür etmiş, bunda alem olmuş, unvan olmuş. Hüseyin cihattır. Ha? Dolayısıyla ilim ile dalalete giden çoktur. Ehli bidâ ilim ehlidir. Fakat bir hakikata sadakat gösterip teslimle devam eden batıla gitmemiştir bir tane. Nice bu olaylar vardı ya bu şey olaylarda seçim. Nice insanlar bununla imanlarını kaybedenleri biliyorum. Küfre razı oldukları için. Küfre rıza küfür, zulme rıza zulüm. Nice dev insanlar vardı. Yani bir örnek için söylüyor. Belam bin Bahura da gitti Firavun'a taraftar oldu. Musa'ya beddua etti. Musa'ya beddua etti, dili uşkurluğuna kadar uzandı. Yani sadakat acayip bir şey. Yani o ilim ne yapması lazım? İlim bizi sadakatta sabit kılması lazım. Onun için verilmiş. Sadakat ilimden öncedir. İslamiyet teslimdir çünkü. İslamiyet ilim değildir. İlk önce teslimdir. İlim insanlara ne yapıyor ki bu şekilde? Yani ilim şöyle yapıyor. Eğer bir ilim sahibi sadakata götürmüyorsa o ilim insanı firavunlaştırıyor. Biliyorum canım ben. Gerek yok ya. Biz karar veririz yani. Yani kitaba teslimiyet olmaz. Bir kaynağı olmaz. Ustad böyle demiş veya Kur'an. Ayet gösteriyorsun tamam mı? Ayeti kerimeleri gösteriyorsun. Veya fiilen gösteriyorsun. Bak diyorsun ki bu adamın fiilini. Belki yaşın müsait değil ama yaşın müsait. Bak bu adam böyle böyle bir adamdır. Böyle böyle bir adamdır. Bu adam okullarda din derslerinin Kur'an-ı Kerim'in kalkmasına anayasaya başvuran partidir. Destekleme bak sen de ona ortak olursun. Adam gülüyor hiç kale almıyor. Çünkü dinikum dinarikum kıbletikum nisaikum. Dinleri para olmuş, menfaat olmuş. Ve bunu da yaparken kılı bile kıpırdamıyor. Ey iman edenler diyor. Bak ey iman edenler. Birbirinizi ilah edinmeyiniz. Ey iman edenler deyince kafir değil bu. Bak kafir hitap değil ha bu. Müslümana hitap. Ey iman edenler. Ya eyyühellezine aminu. Aminu billah başka bir ayet. Nisa suresinde. Ey iman edenler Allah'a iman edin. Ya eyyühellezine aminu. Aminu billah. Ey iman edenler Allah'a iman edin. Nereye iman ediyordun? İlah taptın. Allah'ın ayetleri geldiği zaman diyor. Tamam hiç böyle paçavra gibi kale almazlar. Kendi ilah edindiklerini ölçü alırlar diyor. Allah da velâ terkenû ilerlezene zelemû fetemessekûnler. Yani acayip bir şey. Teslimiyet o kadar kıymetli onun için anlatmaya çalışıyorum. Fiil. Teslimiyet. Ve bunu duyduğu zaman da ağzını şöyle yapar ha. İstiğfar da etmez. Çünkü Allah nasip etmez. Onlara istiğfar da nasip etmez. Belam bin Bahure'ye etmedi ya. Zecir tokatı şudur. Bir kuyuya düşer, kuyuya düştüğünü bilmez. İnsanları kuyuda zanneder. Çıkamaz. Yanlışına ısrar eder. Şefkat tokatı ise döner, dönebilir. Zecir tokatını yiyenler yanlışına ısrar edenlerdir ki onlar işi bitmiştir. Tokat yemezler onlar artık. Onlar ahirete kalmıştır. Tokat yakın olanlara vurulur. Bakın Mustafa sana vuramıyorum değil mi? Ama bak buraya vuruyorum. Niye? Yakın.
Tokat yakın olanlara vurulur. Başka? Yani sadakatımız olacak. Çok manidar. Teslim olacaksın Risale-i Nur'a. Çok acayip. O kadar tuhaf ki Müslüman teslim olmayınca kitaba bak ne yapıyor? Başörtülü kadın, başörtülü düşmanının partiye, CHP'ye oy vermesi için köyüne telefon ediyor. Başörtülü kadın, başörtülü düşmanı ve anayasaya okuldan Kur'an-ı Kerim ve siyerin kalkması için başvuran partiye oy vermesi için akrabasına telefon ediyor. İman nerede peki burada? İman buna hiç mi tesir etmemiş? İman mı hiçbir tesir altın insanı tesir altına bırakmıyor? Eylem. Eylemden açıldığı için eylemden fiil şey verir. Peki iman zannediliyor ki böyle çok acayip. İman mı kalmış? Ne güzel diyor ayette. Vela terkenu vela terkenu zelmu yok vela terkenu lellezene zelmu fetemesekunlar. Değil böyle hafif meyledeni şey taraftar olanı orada bulunan hafif meyledeni bile Allah fetemesekunlar. Oyun geliyor, oyun İslamiyet oyun geliyor. İman oyun geliyor. Kabir oyun geliyor. Haşir meydanında bütün peygamberler bile secdeye kapanacağı gün oyun geliyor. Hiç adam mümkün değil. İlah edin. Birbirinizi ilah edinmeyiniz. Kimedir bu? Müslümanı. İlah ne demek? Allah'ı bırakıp adamın ölçüyü yapan. Allah'ı bırakıyor. Çok acayip. Evet, hadi bakalım. Abi hususi daireden bir şey soracağım da. Hani İhlas Suresi'nden var ya, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim bunu demekte bir zarar yoktur. Ama hani insan içinden bazen böyle bir mana oluyor. Bunu söylemek istiyorsun. Ama bir taraftan da diyor ki sus, bir taraf diyor ki konuş. Yani bunun şey içerisinde kalıyoruz. O ölçü şudur sevgili kardeş. Söylediğin zaman fayda mülaza edilecekse ve söylemesen burada eksiklik olacaksa söyle. Ama söylemenle burada bir eksikliği tamamlamayacaksa bu zemin çok önemlidir. Nerede? Kimlerle olmak? Mesela bu ortamda söylenebiliyor. Ama pat diye daha enaniyetini terk etmemiş. Kendi kendine tapan insanların yanında dersen bu sefer o yanlış oluyor doğru dahi desen. Onun ölçüsü sen olacaksın. Kim kime, neyi ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat ve üslubuna dikkat ederek söylersin. İlmi siyaset bu. İçinden şöyle bir hal geliyor yani sen bu işi biliyorsun falan. İçinden geçenler ölçü değil. Onlar geçecek tabii ya. Ama İrfan bunu aşman lazım. Çünkü niye sen farklısın? Tam üç tane benim nefsim, benim ruhum, ben diye. İçimizden geçeni her türlü şey geçecek. Bunu Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i senin terazileriyle tartacaksın. Bak ne diyor? Mektubatta söylüyor, Telbiyat-ı Tisan sonunda. Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal, fiil yani, ve hatıratını tart. Daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi rehber yap. Bak adamı Mehmet'i değil. Şimdi ne yapacaksın? Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi rehber edince, mesela ne bu söz denilir mi? Bazı şey var ki dememen gerekiyor. Bazı şey var ki demen gerekiyor. Onu sen ayarlayacaksın orada. Ortamı çünkü kim, kime, neyi, nerede, neyi nerede, nasıl, niçin anlatacağım. Pat diye hiç uygunsuz ortamda en kutsi şeyi söylüyorsun. Olur. Olmaz. Onu sen ayarlayacaksın. Sihatına dikkat ettiğin gibi giysilerine de dikkat et. Yemeği bile çiğnemeden yutma, yani sabit ölçün olan edile-i şeriye ve Risale-i Nur'a vurmayı unutma. Yemeği bile çiğnemeden yutma. Yani sahip olduğun bilgilerini, Kur'an'ı yani edile-i şeriyeyi ve Risale-i Nur'u ölçü yapmadan söyleme, çıkartma ve yapma. Çünkü biz hakikatin ölçüsü değiliz.
Bizim ilmimiz sadakat içindir. Unutmayın. İlim sadakat içindir. Sadakat yapalım diye. Tamam. Böyle olmalı. Kararsız olunca zamana bırak, biraz düşüneyim diyeceksin. Bak kararsızsın, zamana bırak, biraz düşüneyim, dostlarımla ve ehilleriyle danışayım diyerek hemen karar vermekten uzak dur. Hatta yemeği iradeli olanlar fazla çiğnerler. Çok ilginçtir. Yemeği mesela bazılar iki dümdüm bir gün doğru aşağıya. İhtiyar sahibi olanlarda bu olur. Yani ihtiyar hayvanlık hayvanlarda da oluyor. İhtiyar sahibi olanlar yemeği fazla çiğnemezler. Az çiğnerler. İrade sahibi olanlar yemeği fazla çiğnerler. Diyor ki Fatih, küçük Fatih şaşırıyor. Ne alakası var bak. Hayatın her safhasına damgayı vuruyor. Muvazene, ihtiyar ve irade. Her şeyle belli oluyor. Mesela yemekte toplum için hapşu! Bütün sofrayı ona verin. Sofra onundur. Bu iradesi yok, ihtiyar var. Hayvanlı duygular hakim. Bakın, ihtiyar hayvanlarda da var ama insanda kalitesi var. İhtiyar aklidir, irade kalbidir. İhtiyar şimdiki zamana bakar, irade üç zamanın içine alır. Üç zamanda da vardır. 110 sözlerde anlatıyor. Gelecek zamanda bile canlı ve ruhlu elba kaderiye var diyor. Şimdi ben nerede şey yapacağım? Hatta yemeği iradeli olarak fazla çiğnerler. Kızıyorum diye kendine kızma. Çünkü kızdığın şey bardağı taşıran damla olmuş. Onun altyapısı var. Yürümeyi, sporu bırakma ve dene. Anladın mı? Havadan, kömürden, sıvıdan yani mazot benzinden, sudan ve şeylerden elektrik üretildiği gibi. Anladık mı burayı? Havadan, kömürden, sıvıdan, mazottan, benzinden, sudan, rüzgardan vesaire şeylerden elektrik üretildiği gibi insan vücudu da yediklerimizden, içtiklerimizden ve de girdiğimiz ortamdan menfi veya müspet elektrik üretiyoruz. Yani ortama göre şekillenmesi manasında. Evet, yani yükleme alıyoruz. Havadan, sudan, rüzgardan, kömürden, madenden, mazottan, benzinden, dinamo, elektrik üretildiği gibi insanın yapısı da zamandan, zeminden, elbiseden, giydiğinden, oturup kalktığı kişilerden elektrik yükleniyor. İrade kötü zannettiğimiz dünyevi hadiseleri aşmamıza yardım eder. Başka? Hayatta lüzumsuz şey yoktur. Hayatta lüzumsuz şey yoktur. Yalnız biz yapmamız gerekenin sırasını karıştırıyoruz demektir. Yani eğer sonra yapman gereken önü alırsan o lüzumsuzdur. Yani demek ki lüzumsuz şey yoktur. Lüzumsuz zannettiğimiz şey sıralamasını karıştırdığımızdandır. Hani kadınların dersini yapmıştım. Almaya da yapmıştım. Çirkin kadın yoktur. Yani çirkin bir şey yoktur. Asine külüşe halakav. Tercih eden vardır. Ona manayı yükleyen var. Kendine faydalı olamazsan asla başkasına da faydalı olamazsın. İyi bir şey yapabilmek için iyiye inanmak lazım. İyi bir şey yapabilmek için iyiye inanmak lazım. Başkasını takdir edebilmek için kendini takdir edebilmen lazım. Şüphe, tereddüt, kararsız, kaygı, korku, zan gibi sıfatlar dimağın hapishanesidir. Ve aynı zamanda asitidir. Okuyayım bir daha.
Şüphe, tereddüt, kararsızlık, kaygı, korku, zan gibi sıfatlar dimağın hapishanesi veya asitidir. Asit işinde ekliyorum. Okurken çıkarttım, hapishanedir diyor. Seni hapsediyor. Yani hakikatlardan tecrit ediyor. Hakikate varamazsın. Hapishane derken seni bir yere tutmuyor. Yaşadığın halde yaşadığının farkında olmazsın. Yaşadığının farkında olmazsın. Çoğu insan piyasada yaşadığının farkında değil. Kaderin kumaşındır. Elbiseni sen biçiyorsun. Kaderin kumaştır. Elbiseni biçen terzi sensin. Ona göre elbiseyi sen çıkartıyorsun. Bunu çok eskiden beri sitede yazmıştım. Başka? İnsan balık tutmayı, güreş tutmayı, yemek yapmayı öğrendiği gibi mutlu olmayı da öğrenmelidir. Yani öğrenilecek şeylerdir. Yoksa kendi başına gelişecek şey değildir. Hiddet, deliliğin çeşitlerinden biridir. Çünkü hiddetlenen pişman olur. Pişman olmazsa deliliği güçlenmiştir. Eğer pişman değilse deliliği güçlenmiştir. Vücudun sihatı hasedin azlığındandır. Vücudun sihatı hasetin azlığındandır. Haset, bak yani nasıl, maddi, bilim, evet nasıl gözükecek? En azından şöyle diyeyim, asabi olduğu zaman ilk belirtisi mi diye vurmaz mı? Evet. Ne alakası var diyeyim asabilik, yani kızmak, üzüntü diyelim, kötü bir şey duydun, hemen midene vurur. Yani maddi ve manevi birbirine geçişlidir. Birbirine şeydir. Hasedin ifrat tefritini anlatayım. Hasetin ifratı şeytandandır. Her şeyde olduğu gibi her şey, her duygunun ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefse emaredendir. Hasetin ifratı şudur. Onda olmasın, bende de olmasın. Tefriti bende olsun, onda olmasın. Hasetin vasıtı onda da olsun, bende de olsun gayrete sebeptir. Tamam. Şimdi ifratı neydi? Onda yeter ki olmasın. Yani ölçü o. Bende olmuş olmamış hiç önemli değil. Onda olmasın. O zaman başkasını yaşıyor. Başkasına göre vücut, duygular, duygular santral gibidir. Enerji imal ediyordu, hatırlarsınız. Mesela neyi düşünüyorsanız onun içindesiniz. Ustad korkuyu kuyudur diyor. Korkuyu kuyuya nispet ediyor. Tamam. Korkusundan kuyuya atladı vesaire. Haset ise insanın dimağını zehirleyen gaz gibidir. Sihatlı düşünemez. Bu sefer haset hasidi yakar. Haset ettiğin kişiye bir zarar vermiyorsun. Haset etmekte vücuda kendi kendini yanıyor, maddi sihatın da bozuluyor. Vücudun sihatı hasedin az şey, vücudun sihatı hasedin azlığındandır. Acık bir tespit aslında. Evet. Şeyden çıkarttım, Uhvet Risalesi'nde yazmışım. Haset hasidi ezer. Yani oradan çıkarttım. Yani ezer alameti olur sende. Yanar böyle. Psikolojisi şey yapar böyle. Hayatı başkasına endekslidir. O ne yapıyor? Nereden gene katattı ya? Gene arabaya bindi, kendisi azaba biniyor. Fakirleşirseniz sadaka vererek Allah ile ticaret yapınız. Fakir misiniz? Allah ile ticaret yap, zengin ol. Ne demek Allah ile ticaret mi yapılır? Allah ile alışveriş yap. Sadaka ver, yukarıya çık. Evet. Bu böyledir, kuraldır, adetullah'tır. Hakikaten öyle, yani işte hayatta bunun şeyi var. Peki o kadar var ki. Vefasızlara vefa göstermek Allah'ın yanında vefasızlıktır. Vefasızlara vefasızlık yapmak Allah'ın yanında vefadır. Bunu bilin. Mesela
bir insan vefa edilecek kaynak dindir, Allah'tır. Bir insan bu dine muhalefet ediyorsa, bu insana muhalefet etmek Allah'ın onaylamak, Allah onaylamaktır. Bir insan dinine muhalefet ediyorsan, sen buna vefa gösterirsen Allah'a muhalefet, vefasızlık yapmış olursun. Yani Allah bizim dostumuzdur. Dostumun düşmanı düşmanındır. Dostumun dostu dostumdur. Dostuma düşmanlık yapana dostluk yapmak, dostuna düşmanlık yapmak gibidir. Bir de söyleyeyim. Dostum Allah. Bak buraya Allah koyduk. Buraya da adamı koyduk. Dostuma düşmanlık yapana dostluk göstermek, dostuna düşmanlık yapmaktır. Allah'ın dinine ihanet edene ihanet etmek, Allah'a itaat etmektir. Allah'ın dinine itaat edene itaat etmek, Allah'ın dinine itaat etmektir. Yok, ölçü budur. Parmağınızı pergeli buraya koyacaksınız. Bir insan nasıl bir insandır? Amel ve hareketlerini Kur'an'ın mizanları ile, sünnet-i seniyyenin terazileri ile amal ve hatıratını tartıyorsa onun ayağı orada değildir, buradadır. Başımın üzerindedir onun. Ama amel ve hatıratını Kur'an'ın mizanları ile sünnet-i seniyyelerin terazileri tartmıyorsa, kendi anlayışına görüyorsa onun ayağını ben görmüyorum. Kuyunun dibindedir. Kuyudur çünkü onun. Çünkü Allah'ın bir dini var. Başkasının yok. Hakkı bilmiyorsun ki ehlini bilesin. Batılı bilmiyorsun ki ona gideni bilesin. Çok önemli. Hakkı bilmiyorsun ki ehlini bilesin. Kim haklı? Vallahi her şey karışık ya. Herkes haklıyım diyor. Doğru. Hakkı bilmiyorsun ki haklının haklı olduğunu bilesin. Sen insanlardan hakkı bulamazsın. Hakkı haktan bulacaksın. Kitap okumazsın. 10 dakika ilmihal okumazsın. Risale okumazsın. Derslere gitmezsin. Akşama kadar batıl televizyonlardan ondan bundan doluyorsun, ölçünden yapıyorsun. Bak ne diyor? Böyle bir cümleler olmaz arkadaşlar. Hayatın tamamen damlaları ya. Yani bunun hakkında bir kitap yazarsın. Bak diyor ki, hakkı bilmiyorsun ki ehlini bilesin. Hakkı bilmiyorsun. Ehlini nasıl bileceksin? Batılı bilmiyorsun ki ona gideni bilesin. Batıl nedir? O zaman, ha batıl budur. Aa adamlar oraya binmiş ya, o yürüye. Ha, o da o tiplerdir. Ya. Kim kimin yanında bulunuyorsa, onlar da ne yapıyorsa, vur şeriata, kime hizmet ediyorsa, ona göre sen de ona hizmet ediyorsun. Önemli olan seni ne yaptığın değil. Cevşen okuman, Kur'an okuman, teheccüde kalkman, hayır sadaka vermen önemli değil. Senin bu hizmetini kime hizmet ettiriyorsun, ediyor. Senin bu hizmetin kime hizmet ediyorsa, sen ona hizmet ediyorsun, otomatik olarak. Ey Ademoğlu, henüz gelmemiş bir günün endişesini gelen gününe yükleme. Eğer o senin ömründense Allah'a gün içinde sana rızkını verecektir. Anladınız bunu? Ey Ademoğlu, rivayetlerden aldım. Henüz gelmemiş bir günün, henüz yarın var mı? Yok, yarında niye endişe ediyorsun yeni yiyeceğim diye? Daha henüz gelmemiş. Oysa yarından endişe eden toprağın altında milyarlarca insan var. Yarınlarından endişe eden toprağın altında milyarlarca insan var. Ey Ademoğlu, daha henüz gelmemiş gelecek günlerinden endişe edip gelecek günlerinin endişesini bugüne yükleme. Çekemiyor kamyon bu sefer bunu. Eğer o senin ömründense, eğer gelecek senin ömrüne olacaksa, yani yaşayacaksan, Allah'a gün içinde sana rızkını verecektir.
Eğer gelecek ömründense Allah onun mazeresi de verecek. Eğer ömründen değilse vermeyecektir. Galiba İmam Ali'den almış. İlminizi bilgisizlik ve yakininizi şüphe yapmayın. İlminizi bilgisizlik ve yakininizi şüphe yapmayın. O da yani bu tip insanlarla oturursanız ilminizden bile şüphe edersiniz. Kesin bildiğin yakın var ya kesin şeylerini aa öyle mi ya falan demeye başlarsın. Böyle tiplerle oturup kalkmayın. Ama ne büyük zat demiş. Kadınlarla oturup kalkanın şehveti artar. Alimlerle oturup kalkanın ilme meyli artar. Tarikatçılarla oturup kalkanın tasavvuf meyli artar. Padişahlarla oturup kalkan gurur ve kibri artar. Zenginlerle oturup kalkan kanaat azlığı artar. Kimle oturuyorsanız o tipten olacaksınız. Ektar dükkanına giderseniz kokular elbisenizi gömleğinize sinecek. Kahveye giderseniz çıktığınız zaman sigara kokacaksınız. Kahveye gittikten çıktıktan sonra of be ya ne güzel kokuyor der misin ya? Herhalde kahvenin üzeri sana sinecektir. İster istemez. Biraz önce ne dedik? Kömürden, havadan, mazottan, benzin, elektrik imal ediliyor. Her ortamdan, her kişiden sen elektrik alıyorsun. Kendine kader sorulduğunda, bak, kendisine kader sorulduğunda karanlık bir yoldur. O yoldan gitmeyin. Derin bir denizdir. Ona dalmayın. Allah'ın sırrıdır. Onu yüklenmeyin. Allah Allah. Ya, kendisine kader sorulduğunda karanlık bir yoldur. O yoldan gitmeyin. Derin bir denizdir. Yani ondan gitmeyin. Ne yapman gerekiyorsa şeriat zaten demiştir. Kaderindir diye böyle yapma yani. Senin kaderin takdirlerindir, yaptıklarındır. Derin bir denizdir. Ona dalmayın. Eyleme şey yapın. Sünnet-i seniye uyun. Allah'ın sırrıdır. Onu yüklenmeyin. Onu anlamaya çalışma. Bilmezsin. Allah bir kulunu rezil etmek isterse onu ilminden mahrum eder. Allah bir insanı rezil etmek isterse onu kendi kazandığı ilimden mahrum kılar. Kazandığı ilimle hareket etmez. Kazandığı ilme göre hayatını koymaz. Arzuladığı gibi yaşar, ilmine göre yaşamaz. Bu nedir? Allah'ın ona verdiği beladır. Veyahut başkası kendi ilminden istifade edip kendisi istifade ediyor. Aynı yani başkası istifade ediyor ama kendisi istifade edemiyor. Allah kimsenin başına vermesin. Bak Allah bir kulunu rezil etmek isterse onu ilminde mahrum kılar. Daha önce kazandığı ilme bile ona fayda vermez, bela olur. Birçoğu insan da onun ilminden dalalete gider, gidenlerin de dalaletini yüklenir. Ama dalalete gidenler de dalaletten sıyrılmaz. Aynı onlar da gene dalalettedir. Bilmiyorduk. Bilmemek bu dünyada özür yoktur. Münker mekire girdiğiniz zaman, ya niye namaz kılmadın? Bilmiyorduk. Ehli fetret miydin? Yok. Bu kadar ders dinledin. Bilmemek özür olacak yer değildir dünya. Mazaretini dinlemeden kimseyi ayıplamazdı. İyileşmeden bir hastalıktan şikayet etmezdi. Söylediğini yapar, yapmadığını söylemezdi. Konuşma mağlup edilse de susmadan mağlup edilmezdi. Dinlemeye konuşmaktan daha istekliydi. Bir sahabeye sorulmuş, böyle demiş. Allah'ın yanında her musibetin ardından gelen bir bedeli vardır. Allah'ın yanında her musibetin ardından gelen bir bedeli vardır, ücret. Kıskanç kişi asla zina etmez. Anladık mı? Anlamadık. Hiç anlamadık. Kıskanç kişi asla zina yapmaz. Çünkü ana ve bacısının hatırına gelir, karısı hatırına gelir. Men dakka dukka, çalma kapıyı çalarlar kapını.
başka bir manası var. Girmeyeyim oraya ama şu kadar gireyim. İmanına ve Allah'a kıskanan günah işlemez. Çünkü onunla kaybediyor Allah'ı ve imanını. Evet. Mesela Allah'ın dışındaki lezzet başa beladır. Bir üzüm tanesidir, son tokat vurur var ya. Ben onları yakinen yaşamış insanım. Hepiniz her küçük günü günahlar işlemiş. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. O kadar senelerce kazandığın o ciddi hakikatlarını 10 dakikada bırakıp gidersin. Ya bir filmde bırakıyorsun imanını, ya bir haber dinlerken, ya bir tercih yaparken. En iyisi sen ol, böyle alet olma, kitaba sadık ol. Kesinlikle Kur'an'ı indiren zata yemin ederim ki, laikalarla hareket etmeyenlerin ifrat ve tefritten kurtulmaları şansı yoktur. Benim inancım budur. Kurtulamazlar. Eğer kurtulsalardı Allah her 100 senede bir müceddit göndermezdi. Kim ki kitaptan kitaba göre hareket etmiyor, adınız gibi bilin, mührü vurun. Evet diye vurun. Ya ifratta bu adam ya tefritte. Kitaptan demiyorsa, kafayı kaldırıp gargargar geveze yapıyorsa o gevezeliğini hemen kapat. Hiç kitabı mı diyeyim? Bitti. Zübeyir abi dermiş ki, ama abi şöyle yaparız falan. Ustadımdan duymadım, kitaptan görmedim, kafam çalışmaz. Ustadımdan duymadım, Risale'de okumadım, görmedim, kafam çalışmaz. Kafanız çalışmayacak. Bir gözünüz kör olacak, bir kulağınız sağır olacak, kafanızın yarısı çalışmayacak. Kitapsız konuşanlara karşı. Anlamayacaksınız. Bekçi olarak ecel sana yeter. Bekçi olarak ecel yeter. Sekizinci sözden mi çıkarttınız? Evet. Aslanın arkasında duruyor ya. Evet. Kıskanç da ağrıma gitti de annemin bir sözüdür bu aslında. Annem büyütürken demişti, Allah rahmet etsin, sizin geçmişinize de etsin. Dedi ki, büyütüyordu ya öyle derdi. Birisinin anasına kızına bakarsan oğlum, ortaokul çocuğu muydu neydi o zaman? O anda senin anana bacına bakılıyor. O kadar ağrıma giderdi ki. Hem bir şey geldiği zaman annem korkardım, bak bakılmıyor ha benimkine de. Yani sanki bakmamak benimkisine de bakmamayı oluyormuş inanıyordum. Ve öyle işlemiş ruhuma ki ondan kurtulamıyor. Bir gün kanser, yatakta ölümüne yakın, evde tabii köye götürdük. Bak ana ne kadar önemli. Gelen giden çok bahane. Bir gün gece bana dedi ki herkes gittikten sonra, oğlum bunlar niye geliyor dedi. Anne sen işte senin dostun. Yok dedi, öteki köylerden de geliyorlar, çoğusunu tanımıyorum ben. Anne duymuşlardır seni ya, çok cömertti, şefkatliydi. Yok oğlum senin için geliyorlar. Anne benim için niye gelecekler? Oğlum seni duydular, geliyorlar. Anne beni ne yapacak bu kadınlar bunlar? Oğlum, bilmem deme. Bilmemezlikten de gelme. O kadınlar sana bir şey soruyorlar. Bir okumayı istiyorlar. Bize bir şey oku, bir dua ver. Sıkıntılar var. Seni duymuşlar, bir şeyler biliyorsun. Bize bir çözüm söyle. Karısı, kocasıyla, çocuğuyla, kızıyla sıkıntılı. Bir doğru yol göster. Onun için çoğusu onun için geliyor. Ya öyle mi anne dedim ya falan. Ben de bilmemezlikten geliyorum ama doğru. Bu sefer dedi ki, diyeceğim şu. Oğlum dedi, sana bir şey söyleyeyim. Ana ne kadar önemli. Ben dedi, rahatsızım, hastayım. Veya bir meselede bu psikoloji derslerinin temellerinin sebeplerinden bir tanesi de bunlardan bir tanesi de budur. Ben dedi, bir sıkıntım var, çözemiyorum, doğru nedir bilmiyorum. Birisine gitsem, beraber gitsek, beni götürsen, sen anana, bacına nasıl davranılmasını isterdin? Anne ya iyi davranılması olsun. Tabii ki size iyi davransın o adam. İşte sana gelenler de böyle birilerinin bacısı ve anasıdır. Ona öyle davran. O kadar ağrıma gidiyor ki bu. Her daim hatırıma geliyor. Niye? Küçükken taşın üzerine yazı yazmak gibi olmuş. Şimdi bu yaşta bunları duyuyoruz ya. Su üzerine yazı yazmak. Çünkü bu Fatiha çektikten sonra çoğusunu unutacağız.
Onun için kaydedin diyor Allah Resulü. Gelen manalar ilhamdır, kuş gibidir diyor, ayağına bağlayın. Bağlayın, kitap okurken yazdıklarım bunlar. Bunlar bir kitaptan olmaz. Zaten ifade uslubumu anlıyorsunuz. Ya böyle bir şey olur mu? Kıskanç kişi asla zina etmez. Mesela bekçi olarak ecel yeter. Sekizinci söz aslan. Evladını kaybeden kişinin uykusu gelir. Ama malı gasp edilen kişinin uykusu gelmez. Bunu da bir malını pazarda kaptıran için diyor. Hocam diyor, 2-3 günde bir gözüm uyku girmiyor diyor. Aynı ekledi ama oğlum öldüğü zaman bir akşam uyumadım, diğer akşam uyudum dedi. Ondan sonra bunu yazdım. Evladını kaybeden kişinin uykusu gelir ama malı gasp edilen kişinin uykusu gelmez. Başka, kendisine bir problemi soran birisine şöyle dedi. Anlamak için sor, inat etmek için değil. Anlamak için sor. Şöyle bir şey de var ama doğru ve yanlış bilmiyorum, kesin değil. Böyle bir şey var, cümle. Bilmiyorsa, biliyorsa öğret. Bilmiyorsa öğret. Biliyorsa, ha biliyorsa takdir et. Bilmiyorsa öğret. Bilmek istemiyorsa def et. Onun doğruluğunu daha bilmiyor. Naklettim, benim değil. Bu benim. Kendisine bir problemi soran birisine şöyle dedi. Anlamak için sor, inat etmek için değil. Burama geldi de onun için yazdı. Adam soru soruyor, inat etmek için seninle. Dostunun vefatını söylediklerinde onun için üzüntümüz onların mutluluğu kadardır. Ancak onların nefret ettikleri biri, bizim ise sevdiğimiz biri eksildi dedi. Müminin sıfatı hakkında şöyle dedi. Bunu Hazreti Ali'nin galiba. Bu cümle de onundu. Müminin sıfatı hakkında şöyle dedi. Müminin sıfatı nedir? Mümin, neşesi yüzünde ve üzüntüsü kalbinde, göğsü en geniş, nefsi en hakir olandır. Büyüklenmeyi kerih görür, şöhretten nefret eder, üzüntüsü uzun, endişesi uzak, suskunluğu çok, vakti doludur. Çok şükreden, çok sabredendir. Düşüncesi bilinmeyen, ihtiyacını göstermekte cimri, tabiatı kolay, huyu yumuşaktır, nefsi sert, taştan daha sert, kendisi köleden daha hakirdir. Ya bizimle alakası yok da Mustafa, değil mi bu? Bizimle hakikaten alakası yok gibi ya. Allah bizi affetsin ya. Amelsiz dua eden, yaysız ok atandır. En büyük zenginlik, İnsanların ellerindeki şeylerden ümit kesmektir. En büyük zenginlik, insanların ellerindeki şeylerden ümit kesmektir. En başka bir şey ekliyorum. En büyük zenginlik, ihtiyaç azlığıdır. Mal çokluğu değildir. Ulaşamadığını ümit eden, ikamet edemeyeceğini inşa eden, yakında terk edeceğini toplayan nice kimseler vardır. Allah aşkına bunu bir dinleyin ya. Bir daha söyleyeyim. Ulaşamadığını ümit eden, ikamet edemeyeceğini inşa eden, o kadar binalar yapıyorlar ki kendisi oturmayacak. Veya kendisi oturduğu dairesi kendisini daha fazla yaşayacak. Bak, ikamet edemeyeceğini inşa eden, yakında terk edeceğini toplayan nice kimseler var. Kendi aybına bakan kişi başkasının aybı ile ilgilenmez. Allah'ın verdiği rızka razı olan kaçırdığı şeylere üzülmez. İsyan kılıncı çeken kişi
o kılıçla öldürülür. İşlerin sebeplerini hazırlamadan onlara girişen telef olur. Denizin derinliklerine hızla atılan boğulur. Kötülük yerlerine giren itham altında kalır. Mesela hiç hoş olmayan yere giriyorsun ama niyetin yok. İtham altında kalacaksın. Suizan edilmez ama suizana da sebebiyet verilmez. Çok konuşan çok hata yapar. Çok hata yapan hayası azalır. Hayası azalanın takvası azalır. Takvası azalanın kalbi ölür. Kalbi ölen cehenneme girer. İnsanların ayıplarına bakıp onları yatsıyan, sonra da o ayıpları kendisi için kabul eden kişi bizzat ahmaktır. Kainat tükenmeyen bir maldır. Kim ölümü çok hazırlarsa dünyadan önemsiz olana daha razı olur. Kim ölüme çok hazırlanırsa dünyadan önemsiz olana da razı olur. Sözünün kendi amelinden olduğunu bilen kişinin kendisini ilgilendiren şeyler dışında sözü azalır. Ayıbın en büyüğü benzeri sende de olan bir şeyi ayıplamandır. Görüyor musunuz? Ayıbın en büyüğü benzeri sende var. Sende var olanı ayıplıyorsun. Ne kadar ayıp bir şey yani. Ecelin nereden gelecek denildiğinde rızkımın geldiği yerden dediler. Ecel nereden gelecek? Rızkımın geldiği yerden. Onurunu korumak isteyen haksız yere münakaşayı bıraksın. Meşgul olduğun şeyle uğraşırken olmayacak şeyi sorma. İlim amele bağlıdır, bilen yapar. İslam'dan daha yüksek şeref, takvadan daha kuvvetli bir güç, veradan daha korunaklı bir sığınak, tövbeden daha başarılı bir şefaatçi, kainattan daha zengin bir hazine, azığa rızadan daha çabuk fakirliği gideren bir mal yoktur. Kim yetecek kadarıyla yetinirse rahata kavuşur ve refaha yer edinin. Tama, bitkinliğin anahtarı, yorgunluğun vesilesidir. Hırs, kibir ve haset, günahlara atılmanın sebepleridir. Kötülük, ayıpların toplayıcısıdır. Rızk ikidir. Biri senin istediğin rızık, diğeri ise seni isteyen ve ona gitmesinden sana gelen rızık. Sana takdir edilen senden geciktirilmez. Güçlenirsen Allah'a itaat üzere güçlen. Nefsinin asaletini kaçıran kimseye atalarının asaleti fayda vermez. Mesela adama da soruyoruz. Ya Allah ile aran nasıl? Kayınvalidem diyor 1994'te haca gitti diyor. Biz o kadar dinleriz diyor. 94'te haca gitmiş. 2014'teyiz. Kendisinin başı sözde gitmiş. Ya kendisinin başı sözde gitmiş. Ne diyor? Nefsinin asaletini kaçıran kimseye atalarının asaleti fayda vermez. Burada menfi milliyetçilik de var mı abi? Var. Hepsi de var da ben bir tane şimdi lazım olanı söyleyeyim. Menfi milliyetçilik mesela. Başka? Konuş ki bilinesiniz. Zira kişi dilinin altında saklıdır. Bilinmek istemiyorsan sus. Otururken verilmeyen konuş ki bilinesiniz. Yani kendini açığa veriyorsun. Yani konuşma diyor. Zira kişi dilinin altındadır. İmam Ali. Hadi alın. Otururken verilmeyen ayaktayken de verilmez. Yani sana bu ders sende verilmiyorsa içtimaiyete çıkıp verilecek zannetme. Nazar gerçektir. Sihir gerçektir. İyiye yormak gerçektir. Uğursuzluk gerçek değildir. Güzel koku ilaçtır.
Bal ilaçtır. Seyahat etmek ilaçtır. Yeşilliğe bakmak ilaçtır. Allah'ın bizi sahip yaptığın şeyin dışında bir şeylerde sahip değiliz. Allah'ın bize sahiplettirdiği, sahiplendiğimiz şeyin dışında hiçbir şeyimiz yoktur. Başka? Allah'ın akıl emanet ettiği hiç kimse yoktur ki onu bir gün o akılla kurtarmasın. Yumuşak huyluluk aşirettir. İnsanların yardımını celbeder. Günahın yolunu doğru yoldan ayıracak kadar aklın olması sana yeter. Fazla akıl isteme, aklın başa bela olur. Kim gizlisini ıslah ederse, Allah onun açığını ıslah eder. Kim dini için çalışırsa, Allah dünyasının işi için ona yeter. Kim kendisiyle Allah arasındaki güzel yaparsa, Allah onunla insanlar arasındakini güzel yapar. Başka? Yumuşak huyluluk, gizleyen bir örtü. Akıl, kesen bir koparıcıdır. Huyunun eksikliğini yumuşak huyluluğunla ört. Aklını kullanarak arzunla savaş. Kişiyi dene, ondan sonra nefret et. Kişiyi dene, sonra nefret et. Allah bir kulu için şükür kapısını açıp, artırma kapısını kapatmaz. Allah bir kulu için şükür kapısını açıp, artırma kapısını kapatmaz. Bir kul için dua kapısını açıp, istediğini yerine getirme kapısını kapatmaz. Bir kul için tövbe kapısını açıp, bağışlanma kapısını kapatmaz. Başka, adalet mi, cömertlik mi daha üstündür? Soru, cevap veriyorum. Adalet mi, cömertlik mi daha üstündür? Adalet, işleri yerine koyar. Cömertlik ise onu yerinden çıkarır. Adalet, genel bir yöneticidir. Cömertlik ise özel ve arizi bir durumdur. Adalet bu iki özelliğin en şereflisi ve en üstünüdür. İnsanlar bilmediklerinin düşmanıdır. Lemattan. Geçen için üzülmeyen ve gelecek olan için sevinmeyen kişi zühdü iki yönüyle almıştır. Burada bırakıyorum. Ama şuraya kadar bitirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satır var. Onu da bitireyim. Gündüzün kararlarını gece ne kadar da çabuk bozar. 57. surenin 23. ayeti. Hiçbir memleket, çok etkilendim yazdım, bir de okuyayım. Gündüzün kararlarını gece ne kadar da çabuk bozar. Yani gecenin hayrısı yerine diyor. Hadis miydi neydi? Gecenin hayrındansa gündüzün şeri daha evladır. Gecenin şerinden sığının diyor Nasr suresinde. Ondan sonra gecenin şahidi yoktur. Mesela erbaa habiseleri musallat olduğu kişi gece ilim yapmak, gece oturmak, kitap okumak, hatta Kur'an okumayı güzel gösterir. Gündüz yatırır. Oysa Allah geceyi onlara, gündüzü bize, kendisine yalnız dolaşıyor der vah habise, sen oturduğun için sana arkadaş oluyor, orada otur, seninle oyalanır. Takır tukur yapar, bir yerini kaşır vesaire. Pazarsana bu çok büyük alimlerin sabah şey yapmasınlar. Şeydir, akşam namazından sonra 2-3 saat yatarlar, kalkıp yatsıyı kılarlar sabaha kadar. Bunu yapabiliyorsan tamam. Abi bazıları da var, yatsı namazının abdestiyle sabah namazı kılmaları var. İşte ne yapıyor, yatsı namazının abdestiyle, akşamı şey yapmış. Kılmış, yatmış, yatsıyı geç kılmış, o abdesti sabaha kılmış. Ve öyle dahi, tam tersi dahi olsa bize ölçü değil. Bize sünnet-i seni ölçüdür. Sünnet değil yani sana. Değil, sünnet değildir. Ona has ve özeldir. Yok falanca büyük evliya böyle yapmış, bana ölçü değil o. Bize ölçü bir kişi çıkartılmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniz.
Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle aman, unutmayasın diye böyle yapıyorum. Aman ve hatıratını tart. Bu doğru mu? Bu hareket doğru mu? Ölçü. Efendim, Beyazıt-ı Bestami, Müddin-i Arabi, Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani değildir. Ne diyorsun? Onlar bize bunları gösteriyor. Bize nedir? Kur'an'ın mizanları, sünnet-i seniyenin terazileri. Ha, onlar bize ne kadar bu gösteriyorlarsa, onlar bizim başımızın tacıdır. Onun için baş tacı etmişiz. Şeyde hatırlarsınız, Kastamonu'da Ziyaddin meselesi. Ben dedim diye kabul etmeyin diyor ustad. Böyle ustadın talebeleri değil miyiz? Benim söylediğimi mizana vurmadan almayınız. Bakır çıkarsa gıybeti iftira arkasına koyarak gönderiniz. Eğer altın çıkarsa febiye alınız. Öyle mi? Bak ölçüye bakın. Kastamonu'da diyor ki o 86 mi 88 miydi? 88 Ziyaddin meselesi. Bir insan, bir büyük zat ne zaman başımızın tacıdır? Ne zaman ehl-i sünnet vel cemaat dairesi içinde Kur'an'a ve sünnet-i seniye hizmeti nispetinde başımızın tacıdır. Ne zaman ehl-i sünnetin dışında Kur'an'a ve sünneti muhalefet ediyorsa o ayağımızın altındaki taş bile olamaz. Bitti. Ölçü görüyor musunuz? Sen de sen ki ölçü Bediüzzaman'dır. O da Mahmud Efendi'dir. O da Adıyaman'dır. O da ne? Kardeşim ölçü Kur'an'ın mizanlarıyla sünnet-i seniyenin terazileri amal hatıratı. Peki müceditler nedir? Kur'an'ın mizanı ve sünnet-i seniyenin terazisini bilmiyoruz. Hangisi kus sünnettir, hangisi? Ha, asıl müceditleri ki bu asırda Risale-i Nur müceditir. Said Nursi bizim gibi talebedir. Said Nursi talebedir, nur talebesidir. Bediüzzaman Risale-i Nur'un ortaya çıktığı aynadır, ruhtur. Yani Risale'nin ortaya çıktığı zemin Bediüzzaman ruhudur. Said Nursi bunun talebesidir. Risale-i Nur müceddittir. Bediüzzaman Mehdi Ali Resul'dur. Ölçüyü kaybettin mi? Acayip. Hiçbir memleket seni diğerlerinden daha çok hak ediyor değildir. Memleketlerin hayırlısı seni taşıyandır. Allah küçük musibetleri abartan kimseyi, Allah'a küçük musibetleri abartan kimseyi büyük musibetlerle sınar. En ufak şey, Allah'a şikayet ediyor insanlara. Hele daha çok kadınlar. Nasılsın? İyi diyelim de iyi olalım. Kötü. Her ağzından şükürsüzlük. Nankörlük yahu. Her ağzından nankörlük. Ha, küçük şeylere sabretmesen Allah büyüklerini gönderiyor. Adeta senin o küçük şeylerin insanları Allah'a şikayet ediyorsun ya. Sanki büyük musibetin kapısını çalıyorsun. La şükret la. Neye şükredeyim? İmanım var. Allah'ım var. Varlığa gelmişim bir kere nefes almışsın. İman etme nasip olmuştur. La ne olur ya bir defa şükret ya. İyi diyelim de iyi olalım. Yarım saatte uğraştım. Hep nankör olan bir insanla yarım saat uğraştım Almanya'da. Yarım saatten fazla inan konuşma anlattım tamam hocam. Doğru dinledi dinledi. Şimdi anacığım nasılsın dedim. Yarım saat sonra şu hale geldi. İyi diyelim de iyi olalım. Kötüyüm diyemedi de. İyi diyeyim de bari. İyi diyelim de. İyi diyeyim de iyi olalım. Ondan sonra bir kalktım. Of ok yaydan fırlar gibi bir daha. Mümkün değil. Beni öldürseniz bir daha nasihat edin. Doğru değildi benimsi. Keşke gene etsem ama. Öyle bende bir şey itme yaptı yani. Yani doğru değil. Belki gene anlatırsın ama böyle oluyor insan. Şaka yapan hiç kimse yoktur ki aklından bir şey püskürmesin. Sana rağbet edenden uzaklaşman hayırdan nasibini eksiltir. Senden uzaklaşana rağbet etmen nefsinin zilletidir. Yani seni tercih et, Allah Resulü'nün sözünden söylüyorum, buldum. Seni tercih edeni tercih et. Seni tercih etmeyeni sen de tercih etme. Buradan şey yaptım. Yumuşak huyluluk ve tedbirli davranmak ikiz olup onları niyetin yüceliği doğurur. Gıybet aczinin çabasıdır. Dünya kendisi için değil, başkası için yaratıldı. Son cümle, günahların en kötüsü sahibinin hafife aldığıdır.
Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.